Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayız. Tofaş Doğan S ile kalorifer petiye temizleme işlemi yapacağız. İlk önce şurada gördüğünüz plastik parçayı söküyoruz. Şurada, karşıda, yukarıda olmak üzere 3 tane vidası var. Bunu söktükten sonra musluğumuzun karşısında şöyle bir plastik çıkıyor. Plastik bir klipsle tutturulmuş. Onu tornavida ile söküyoruz. Sonrasında musluğumuz karşımızda. Şuradaki vidalardan sökeceğiz musluğu. Yukarıda da bir bağlantı parçası daha var. Onu da sökeceğiz. Benim kalorifer pete bayağı pis duruyor. Yani oralara hep yaprak falan dolmuş. Bunları temizleyeceğiz. Arkadaşlar peteği kendimize çekerek bu şekilde sallaya sallaya çıkartıyoruz. Bu şekil. Bu şekil geliyor. Bu şekil geliyor. Şurada sigorta kutularında bazı şeyler denk gelebiliyor. Onları çıkarttık biz. İki tane roleyi çıkarttık. Ondan sonra geldi. Evet arkadaşlar, peteğimizi söktük. Şu anda temizleyeceğiz. Bir tarafından su vereceğiz. Ve peteğin içini gezdireceğiz. Kutan suyu veriyorsunuz. İki taraftan da su veriyoruz. Thank you.
Evet arkadaşlar, kaloriferi peteğin çıkarttığımız yerde yapraklar birikmiş. Havalandırmadan gelen, bunları temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar, çıkarttığımız gibi bu şekil yerine sokuyoruz. Eti şu şekil soktuk. Buradan bağlantılarını yapacağız. Yukarıdaki gider hortumunda takacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, buradaki gider hortumunu takacağız. Alan dar olduğu için burada çekim yapamayacağız. Sadece göstermek amaçlı. Evet arkadaşlar, şimdi musluğun montajını yapacağız. Şurada bir daire çıkabiliyor. Tekrar siz takarsınız. Çıkarsa eğer. Bu şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi aracı çalıştırıp su kaçağı olup olmadığına bakacağız. Herhangi bir su kaçağı gözükmüyor. Bir müddet çalıştırıp bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, montajımızı tamamladık. Rafımızı da taktık. Musluğun ön kısmındaki plastiği de taktık. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Su kaçağı da yok. Video bu şekilde bitti. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için.